Selamünaleyküm arkadaşlar. Osmaniye Sunbaz. Rakım 250. Üçüncü yaşını doldurdu fidanlarımız. Çok iyi gelişenler oldu. %70, %80, %90'lar. Bir kısmı küçük kaldı. Yenilediklerimiz oldu. Her bahçede oluyor yenilenenler. Kuruyanlar oluyor. Yani bu sene azdı. 5-10 tane ya yeniledik ya yenilemedik. Genel toplamda düşünürsek %10'ları bulmadı. O da iyi, iyi genel olarak. Suyumuz bu yıl hallettik Allah'ın izniyle. Şu ana kadar denedim. Toplam kaç 120 metreler geçti. Sondaj kuyumuz. Oradan çıkarıyoruz suyumuzu. Üç göz var. Suyumuz bu sene fena değil. Fidan diplerinde de göstereceğim. Son zamanda ne yaptım? Şu şekildeydi arkadaşlar. Bakın bu yabani yulaf dediğimiz, biz burada deli şifan deriz bunu. Bakın yabani yulaf. Bunun şeyleri tohumları siyah, böyle kılçıklı deriz. Siyah kılçıklı olur görülebiliyorsa. Bu yabani yulaf yaklaşık 1,5 metrelerde. Şu tarafa geçeyim. Bakın ot bu şekilde. Bakın. Yani buradan nasıl hava alacak, nasıl güneş alacak? Toprak işlemeyelim de bu otu ne yapacağız? Bu otu böyle bıraksam fidan gelişmiyor, fidanı boğuyor. Yani yaklaşık şöyle bakın, fidanın boyuna gelmiş ot. Burada fidan nasıl gelişecek? Hem şu anda şey yapıyorum, bir şekil budaması, yaz budaması şeklinde budama yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın bu lideri teke bıraktım. Şuradaki dalları kestim. Aşağıda bir şekil verdik. Böyle bıraktık. Şimdi ot tamamen basıyor. Ne yaptık? Biz diskaroyla bu şekilde olan otları parçaladık. Otları toprağa karıştırıp organik madde oranını artırıyoruz. Görüldüğü gibi hemen kuruyor zaten. Burada da şurada şu kısımlarda da görülüyor yabani yulaflar. Şöyle göstermiş olayım. Parçaladık. Hem yaz budaması yapıyoruz hem şöyle göstereyim şu ronde fidanı. Şu önümüzdeki hemen şundan bahsediyorum. Ronde fidanı. Bunun dibindeki otları çektim. Gözüme takılan, yaz budaması yaparken gözüme takılan gelişimi zayıf olanlar. Ronde yine iyi gelişti. Bu ikinci senesini doldurdu bu bahçede. Artık yan dal alacağız Allah izin verirse. Ronde 20 Mayıs itibariyle. Bugün 20 Mayıs. Bakın daha yeni tomurcuk patlatıyor. Geçen yıl Haziran'da patlatmıştı. Bu yıl Mayıs'ta patlattı. Genel olarak bizim Mayıs 4'ten sonra tomurcuk patlamaya başladı. Halen yeni yeni patlayanlar var. Yani şu anda gelişimin biraz yavaş olması tomurcuğun geç patlamasından bir fırtına oldu ayrıca. Bazı dallarımızı kırdı. Kuş, geçen ben diskaroyla burayı işlerken kuş tepesine konuyor. Liderlerimizi kırıyor. Kargaydı konan. Traktörün sesine geliyor. Toprak işlendikçe çıkan hayvanları yiyor o da. Şimdi burada önemli olduğu için arkadaşlar bu şeyden sulama sisteminden ya da sulama şeklinden bahsedeceğim. Bakın biz bu dibini otlarını aldım. Dibini az çok çapaladım. Ve bakın toprak burası yamyaş. Mümkün olduğu kadar biz şu fidan kök boğazı dediğimiz şu kısmı ıslatmayacağız arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar. Şimdi ben biraz suyu fazla vermiştim. Burası ıslanmış. Ama biraz damlamayı geriye doğru çektim ve bakın şuradan damlamanın hortumunun geldiği kısmı çukurlaştırdım. Simit şeklinde etrafını dolandım. Su buradan akarsa fidanın hem şu tarafına dairesel bir şekilde her tarafını dolanacak. Burada sizin de dikkat etmeniz gereken fidan kök boğazına veya sağa sola gitmesin de su. Böyle simit şeklinde yaparsanız buradan aşağı doğru dibe doğru gider ve su boşa gitmez. Hem de fidan kök boğazını ıslatıp mantar hastalıklar yapmaz. Şurada bir şey gördüm, ona da bakayım. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu yıl ne yapıyorum? Bu fidan, şu gördüğünüz otlar fidan dibinden çektiğim otlar. Bakın şurada da zaten görebilirsiniz çekmediğim. O zayıf fidanları çekiyorum şu an budama yaptığım için. Bakın otlar bu şekilde. Bu kanyaş. Burada kanyaş ve diğer otlar karışık. Bu dibini yaptıktan sonra arkadaşlar
gördüğünüz gibi kendi dibinden çıkan otlarla maçlama yapıyorum. Gidip sap saman getirmiyorum. Zaten yeterince ot var. Bakın uzaktan da alacağım. Güneş görmeyecek şekilde iyice kapatıyorum. Güneş görmezse otun canı güneş. Güneş görmezse otun çıkacağını zannetmiyorum. Şöyle iyice kapatayım. Gördüğünüz gibi iyice kapattık. Şu ince otlardan da bu tarafa dağıtayım. Bu tarafta güneş görmesin. Şöyle. Şimdi bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendi dibinden çıkan otlarla maçlama yaptım. Yani eğer yeni otlar güneş görmezse çıkmaz. Biz daha önceki yıllarda maçlamayı biliyorduk da bu kendi otuyla maçlama olayını bu sene yapmaya başladım. Yani aklımıza bir yani bazen insan nutku tutuluyor. Aklımıza bir türlü böyle bir maçlama gelmedi. Bunun fayda sağlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. En azından ot çok kuvvetli çıkamayacak. Ot güneşi görürse, özellikle kanyaş güneşi görürse coşuyor. Şimdi şeyde de göstereyim. Bakın şu kısımda geçen yıldan kurumuş kanyaşlar var. Ve yeni yeni çıkan küçük küçük kanyaşlar var. Bu fidan dibinde fazla bir kanyaş yok. Şu fidana geldiğimizde ben suyu vermeye, damlamadan gübreyi vermeye başlayınca bakın yaklaşık 1 metre, hatta şunlar toplamı 1 metre, şu 1,5 metreyi de geçmiş. 1,5 metreyi geçen kanyaşlar var. Suyu ve gübreyi verdiğimiz bölümde coşmuş. Şöyle bakın, aynı burada da kanyaş var. Ama aradakiler gelişememiş. Suyu ve gübreyi sıcağı da gördüğü zaman kanyaş coşuyor. Aşağı doğru da zaten manzaranın aşağı kesiminde de kanyaş aynen devam ediyor. Yani şeyde sıra aralar şey fidan aralarında yok, sıra üstlerindeki fidan aralarında yok, fidan diplerinde kanyaş coşmuş iyice. Bu kesimde de öyle. İşte ki maçlama yaparsak uzun vade gene çıkarsa gene çekip gene dibine koyacağız otları. O otları mümkün olduğu kadar halledeceğiz. Şimdi küçük bahçelerde mümkünse şu şekilde gördüğünüz otları biçin ve olduğu yerde bırakın. O kendi kendine gölgeleyecektir. Yeni çıkacak otlara fırsat vermeyecektir. Veya taze sürgünlere fırsat vermeyecek. 2-3 sene bunu yaptığınızda küçük bahçeler için tamam. Ama ben şimdi burada yaklaşık 20 dekarlık alan biçmem şu Mayıs sıcağında, Çukurova sıcağında biçmem çok zor. Biçsem de parçalayıp toprağa karıştırmam daha mantıklı geliyor bana. Burada organik madde fena değil aslında. Bu arazimizin bu bölgesinde %4'lere varan organik madde var. Diğer taraflarda %2'lerde. Şu gördüğünüz kireç, şu beyaz kısımlar kireç. Bunlar burada biraz oran yüksektir de gene bu bölgenin genel ortalaması %40'larda kireç var. Kireç benim kanaatim çok aşırı bir problem değil. Kireci bir şekilde halledersiniz. Kireçsizliği önlemek çok zor. Daha önce de bahsetmiştim. Kireçin olmamasını. Yani kireç yoksa kireç ekleyeceksiniz. Bir şekilde organik maddeyi artırarak bu kireç durumunu halledebiliyoruz. Bura yalnız yıllardır buğdaydı, başka şeyde ekilen bir araziydi. Organik madde bu bölgede çok daha fazla. Hayvanların kendi gelip ot yiyip şey yaptığı hayvan pisliklerinde o toprağa karıştığını düşünürsek burası yıllardır işlenen bölgeydi. Burada organik madde fena değil. Kirecimiz fazla ama kireci de bir şekilde hallediyoruz. Arkadaşlar burada bakın halen şeyi de söyleyeyim ya, konu atlıyoruz bir taraftan bir tarafa ama bakın daha yeni patlıyor. Daha yani gelişen fidan da 30 santimetrelerde. Bizim bu bölgede bu sene yerli ceviz bile Mayıs'ın 5'inden 10'undan sonra tomurcuk patlattı. Tomurcuk patlatma geç oldu. Gelişim de doğal olarak 10 günlük 15 günlük bir gelişim. Şu anda gördüğünüz gelişim. İnşallah iyi olur. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizlere de yaptığımız uygulamalarla ilgili bilgiler vermeye çalışıyoruz. İnşallah faydalı oluyoruzdur arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Arazinin yarısını diskaro yaptım. Şu bölgeye giremedim. Ama oraya da girmem gerekiyor. Tamam. Bakın ot
bir biçme yöntemi dedim ya, ot nemi koruyor. Biraz da fidanın etrafını serin tutuyor. O etkileri var. Ama gelişimi de durduruyor. Sıcak olduğunda hava aldırtmıyor. Fidanı iyice boğuyor. Onun için otu mümkünse biçelim. Biçemiyorsak bizim gibi ben sıra üstlerini elle çekip çapalayıp sıra aralarını diskaroyla temizliyorum. Bu şekilde işlemlerime devam ediyorum. Herkese bereketli sezonlar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.